Evet. Şimdi 30'unda sınavımız var. Eğer açılırsa 4'üne ertelenecek, yer açılırsa. 3'üne 4'üne. Ama tabii olursa. Dolayısıyla hani erken finalleri takvim erken bitip memlekete gitmek isteyen varsa onun planı yapmasın. Çünkü ertelenirse 4'üne ertelenecek. Onu söyleyeyim. Ertelenmezse biraz sıkışık bir takvimimiz olacak. Ödeviniz var. Önemli değil. Ödevinizi yaparsınız. Onun dışında bir hafta sonra midterm'leri okumayı planlıyorum. 28 gibi itiraz olsa, 29 akşamı beraber soru saati yapsak, 30 sınavı olsa gibi takvimimiz oluyor. Yalnız ben İstanbul'da olacağım önümüzdeki hafta. Bunları online yapacağız. Sınav esnasında da online olacak. Bir şeyiniz olursa telefonda asistan bana sorar. Sınavın ortasında soruların duyurularını yaparım. Başında bir genel duyuru yaparım. Sınavlar az çok net oluyor zaten sorular. Çünkü önceden az çok hikayesi belli sorular. Ne sorduğu da belli oluyor. Çok sonra yöntemde düşünürseniz tamam, düşünemezseniz ne istediği en azından belli oluyor. Dolayısıyla sınavda çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sadece öncesinde okulda olmayacağım. İtiraz vesaire online olacak. Bir şekilde yapacağız. Ödevleri sınavdan sonra okuyacağım. 30'undan sonra okuyacağım. 3'ünde döneceğim. 3, 4'ünde ödevleri okumayı planlıyorum. Araştırma, Teknofest her şey biraz yığıldı. Okulda erken her şeye yetişemiyorum maalesef. Bu dönem biraz garip bir takvim oldu. Siz de kusura bakmayın. Ama konuları işledik iyi kötü. Sınavı da umarım güzelce atlatırız. İyi bir nokta geçersiniz. Onun dışında bir konu var mı? Final gündemi dışında veya finalle ilgili de sorabilirsiniz. Evet, final hangi konular dahil olacak? Güzel bir soru. Flow Network dahil olmayacak. Flow Network dışında dönemin başından beri gördüğümüz konular. NP-complete ispatı, approximation algoritması, ne vardı? Greedy var, pricing metot var, dynamic var, linear programming and rounding var, randomization var. Bu yöntemlerden sorular çıkabilir. NP-complete ispatı çıkabilir. Sonra PSPACE gördük. PSPACE mi değil mi? PSPACE complete mi değil mi? PSPACE complete ise yine approximation algoritması. Onun yöntemi değişmiyor. Ne yapıyoruz PSPACE'de? Sadece intermediate adımları silip memory'den kazanıp algoritmanızdan kaybediyoruz. Ondan sonra neyi gördük? Local search. Local search ile bir iki algoritma gördük dün. Bugün bir tane gördük. Bugün iki tane, dünkü integral edip bir tane daha göreceğiz. İki, daha doğrusu algoritma hep aynı, local search. İki problem uygulayacağız. Sonra local search dahil diyelim şimdilik. Bugün göreceğimiz bir genetik algoritma meta sezgisel son ikinci saat. Hani ekstra bir göreceğiz. Bound olmayan, bound garantisi olmayan ama pratikte iyi çalışan algoritmalar. Onlar sınava dahil değil. Bugün ikinci saat göreceğimiz konular. Finalden önce bir şey çıkartırız. Bir şey olur. Bu soru tipi var yok. Onu finalden önceki gün ofis saatinde söyleyebilirim. Yani genel olarak tüm konular var. Dolayısıyla ödevleri yaptınız. Ödevlere ve ders kitabına hakim olduktan sonra kitaptan biraz daha soru çözseniz yeter diye tahmin ediyorum. Yine sürpriz soru çıkmayacak. Örneğin midterm'de 3 soru kitaptan çıktı. Bir soru ödevden mi ne çıktı derken diğerleri kolaydı zaten. Orta olan sorular kitaptan falandı. Şimdi artık çalışırsınız. Finalde daha da iyi not alırsınız. Belki midterm'de yetişemedi çalışmanız, soru çözmeniz. Finalde yetişir umarım. O şekilde. Tamam. Onun dışında final konusu da böyle. Dolayısıyla düşününce ilk midterm'den sonra
Sadece yöntemlerimiz arttı. O yöntemlerde zaten algoritma dersinden çoğunlukla bildiğiniz yöntemlerdi. Sadece problemlerimiz genelde değişti. Ne oldu? Interactable problemler oldu. Onun dışında gerisi aynı zaten. Tamam. Başka bir şey var mı? Tamam. O zaman dersimize başlayabiliriz. Tamam, geçen derste girerdik, sonra eksik kalan yeri tamamlayarak devam edebiliriz. İlk önce local search algoritmaları. Bunlar aslında uzayı arıyorlar. Nasıl arıyorlar? Bir çözümden onun yakınındaki, yani komşusu diyebileceğimiz çözümleri geze geze gidiyorlar. Bunlar genelde heuristik dizayn, yani problemin mantığı şu: işte şöyle bir komşuluk tanımlayalım, şöyle gezelim, şu kurala göre gezelim. Akıllıca gezersek bir çözümden diğerine gezdikçe belki pratikte iyi bir sonuç ulaşırız. Dolayısıyla genelde optimal bir bound vermeyecek. Bu dersimizde iki tane optimal bound veren problem göreceğiz. Ama gerçek hayatta hani problem bound olduğu için değil, pratikte iyi çalıştığı için genelde kullanılır. Bunlar da meta sezgisel, meta heuristik algoritmalar diyoruz. İkinci ders onlardan bir genel olarak bahsedeceğim. Local search, öncelikle mantığı şu: bir uzaydaysak, optimization problemi zaten genelde. Şuradaysak, komşuları nedir? İyi kötü benzer çözüm verir. İyi kötü bunun komşusu benzer çözüm verir. Biz komşuları gezersek ve genelde iyi yöne doğru gidersek iyi bir yere ulaşırız. Mantığı bu. Tabii bu doğru bir mantık mı? Pratikte böyle bir şey düşünebiliriz. Mesela şöyle bir şey var: biz buradayız. Hadi iyi yöne doğru gidelim. İyi yöndeki komşuları alalım alalım dedik. Buraya vardık. Ne oldu? Lokal minimuma ulaştık. Ama global minimum burada. Dolayısıyla bu şekilde gezerken ne oluyor? Garanti yok. Lokal minimuma ulaşıyoruz. Optimum ulaşacak diye bir şey yok. Daha kötüsü, uzayı düşünelim. Uzayımız şöyle olsun. Bu uzayda tabii non-lineer değil. Problem var. İşte burada şurası min, buradan burası lokal min, bunun burası lokal min. Biz buradayız. Benzer yerlere gidiyoruz. Sonra bir gidiyoruz, 10 oldu. Bir yana gidiyoruz. Mesela nasıl diyeyim? Buradan şuraya varınca 100'e doğru gidiyorsak, şuraya gidince birden 10'a inebilir. Yani uzay nasıl diyeyim? Uzay lineer programming'deki gibi, hani işte convex, continuous, lineer değil, non-lineer. Dolayısıyla uzayda gittiğimiz yön akıllıca seçiyoruz ama gittiğimiz yön birden kötüleşebilir. Tıkanabiliriz veya başka kötü yöne gitseydik birden iyi ulaşabilirdik. İşte bu yüzden uzay akıllıca geziyoruz ama garantisi yok. Mantığı da genelde böyle anlatılır. Yani basit bir iki boyutlu problem düşünelim. Ne olacak? Biz akıllı yönde gidersek, şey, gitgide minimization problemi ise düşük çözümü olan yere doğru gidersek bir lokal minimuma ulaşırız. Ama biraz önce anlattığım gibi biz buradayız. Gitgide komşulara gidiyoruz. Komşulardan düşük çözümü olana gidiyoruz. Yani kitap enerji cinsinden anlatıyor. Optimization problemi, biz uzay düşününce anlıyoruz zaten. Yani enerji dediğimiz işte bir potansiyel enerji türünden. Biz bir uzay düşünüp oradan minimization problemi deyince de anlıyorsunuz. Buraya ulaştık lokal minimuma. Global minimumu kaçırdık. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla ne oluyor? Initial başladığımız yere çok bağlı. O zaman ne yaparız mesela en basiti? Initial başladığımız yeri 10 kere run ederiz. 10 farklı initial location'dan başlayıp 10 kere optimization çalıştırırız. En iyi kullanırız. Ama burada bile uzayımız çok büyük, çok boyutlu bir uzaydayız.
Dolayısıyla yine garanti yok tabii ki de. Pratikte 10 kere yaptık. Belki 100 kere, 1000 kere yapsak daha iyi olacak. Veya 10 kere yapınca çok bir şey değişmedi. Yani uzay kompleks olabilir. Dolayısıyla bir 10 kere başlatıp, hani böyle bir problemde evet, 10 kere çalıştırsak iyi kötü burada bir yerden başlarız, çözüm ulaşırız. Ama gerçek hayatta nasıl olacak? Şöyle olacak. 10 kere de başlatsak şuraya ulaşmayabiliriz veya buralara varamayabiliriz. Dolayısıyla algoritmayı biraz daha iyileştirmemiz lazım. Mantık bu. Öncelikle problemin iki özelliği var. Birincisi komşuluk tanımı. Yani hangi benzer problemlere bakacağız. İkincisi de o komşuluktan diğer komşulardan hangisine gideceğiz? Biz genelde komşuluk deyince feasible yani çözümü olan komşulara bakarız. Yani şöyle düşünün. N tane bitimiz var. Bunun komşusu olarak bir biti flip etmek diye tanımlayabiliriz. Bu bir komşu olabilir. Ama bu komşu kurallara, constraint'lere uymayabilir. O zaman bu komşu feasible değildir, unfeasible'dır. Dolayısıyla bu komşuya gitmeye çalışmayız. Genelde. Bazı algoritmalar mesela komşu olmaya da giderek ilginç yerler, problem naneleri olduğu için ulaşmaya çalışabilir. Ama genelde en azından bizim dersimiz dediğim veya bu kitabın bu seksiyonunda feasible olanlara gideceğiz. Bazı algoritmalar, metaselektif algoritmalar unfeasible'a gitmeye de izin verebilir. Biz izin vermeyeceğiz. Şimdi komşular, belli bir komşuluk ne tanımladık? Bir biti flip etmek. Şimdi ne yaparız? En basit algoritma hangisinin cost'u minse minimization probleminde ona gideriz. Veya hangisinin cost'u en düşükse ona gideriz. En basit algoritma bu değil mi? Çok hızlı mı gittim? Düşünelim, okuyalım. Tamam. Bu minimization problemini anlatıyor. Optimization'ı. Neighborhood'lara gidiyoruz. İki tane şey var. Neighborhood'luk ve hangi neighborhood'u seçme kuralı. Biraz önce anlattığım şey gradient descent oluyor. Yani neydi onun adı? Hill climbing'in minimization versiyonu. Hill climbing'de ne yaparız? Maximization probleminde hep iyi yöne doğru gideriz. Bir de gradient descent de minimization problemi için aynısı. Gitgide en düşük çözümü veren komşuya gideriz. Çok boyutlu uzayda türev neyi verir? Değişim miktarlarını verir. Daha doğrusu çok boyutlu uzayda türev gradient oluyor. Çok parametreli türev gibi düşünün. Biliyorsunuz. O çok boyutlu uzayda gradient pozitif en çok artış yönünü, negatif gradient en çok düşüş yönü veriyor. Dolayısıyla continuous bir problemde eksi gradient yönündeki dersek ne olur? En çok değişimin eksi yönde olduğu yönü buluruz. Bu mantıktan adı gradient descent. Continuous olmayan problemler nedir? Neighborhood'ları alırız. Neighborhood'ların en çok en düşük cost'u verene gideriz. Her zaman as small as possible'a gidiyoruz. Bu gradient descent algoritması. Dolayısıyla lokal minimuma konverj eder. Garanti yok. Mesela vertex cover için şöyle düşünebiliriz. Vertex cover'da ne yapacağız? Bir vertex cover'da edge'lerin hepsini cover eden bir setten başlayıp neighborhood'luk tanımlayacağız. Neighborhood'luk ne olabilir? Setimiz var. Bir seti oluşturduk. Bazıları almadık daha. Buradan bir not ekleyip veya bir not çıkartmak bizim neighborhood'luğumuz olabilir. Ama ne olmalı? Feasible'lık sağlanmalı. O zaman ne yaparız mantıken? Full vertex set de başlarız. Ve sürekli not sileriz. En basit algoritma bu olabilir. Yani tüm grafı aldık, tüm V'yi aldık. Şimdi V'den bir not sileceğiz. Hangi nodu sileriz? Sildiğimizde vertex cover'lı özelliğini bozmayan nodu sileceğiz.
O zaman ne oldu? Bir not sildik. Notların hepsinin nedir onun? Özelliği aynı değil mi? Seti ya cover ederiz ya etmeyiz edge'leri. Dolayısıyla ne yapıyor? Rastgele birini sildik. Çünkü şunu diyemiyoruz. Yani bu edge'i sildiğimizdeki cost, bunu sildiğimizdeki cost diyemiyoruz. Edge'leri ya kabul eder ya etmez. Rastgele birini silip ilerleriz. Mesela bu şuralarda anlatıyor. Hiç vertex olmayan, hiç edge olmayan vertex'te şey sette ne boş küme vermeli. Hepsini aldık. Cover olacak şekilde sırayla siliyoruz. Boş kümeye ulaştı. Başka yıldız olabilir. Yıldız olduğunda ama sıraya bağlı. Mesela ilk bunu siliyorsa, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu siliyorsa bir vertex'e ulaşırız. Ama ilk rastgele bunu siliyorsa ne oldu? N-1 vertex'e ulaştık. Yani inanılmaz kötü oldu. Gördüğünüz gibi birinde optimal çözüm birken başka bir sırada sildiğimizde N-1 oldu. O zaman ne yapabiliriz? Şunu diyebiliriz. En çok mesela burada şöyle ne diyebiliriz? En az edge olan degrees'i en az olan vertex'i sil diyebiliriz. Ama bu da bir heuristik, yani bir greedy approach. Garantisi yok tabii. Bu problem için çözer. Local search bu şekilde. Local search çok genel bir tabir. Komşulukları gezmek, local search. İşin esprisi inanılmaz sayıda problem uygulanabilir. Çünkü tanımı çok basit. İşin zor kısmı şu. Nasıl akıllıca gezeceğiz? O neighborhood'ları onu göreceğiz biraz sonra. Nasıl akıllıca gezelim ki çok zaman almadan iyi kötü fena olmayan bir sonuca ulaşalım pratikte. Dolayısıyla bu zor. Problemi uygulaması o kadar her probleme uygulanabilir az çok. Kombinatorik veya optimization'sa. Ama işin esprisi nasıl pratikte iyi uygularız? Orada da tabii zor bir şey. Onu bir iki örnekle göreceğiz ama gerçek hayatta bazı algoritmalar var. Onun dışında bir şey diyemem tabii. Metropolis algoritması ve simülatörlük. Metropolis'in tanımı şu. Hikaye enerjiden geliyor. İşte enerji de genelde şudur. İşte yüksek enerjide mesela şeyi biliyoruz. Neydi onun adı? Entropi kuralını. Hani kararlı hale gelmeye çalışır. Bir şey sürekli işte yüksek enerjiden düşük enerjiye doğru gitmeye çalışır. Entropi küçülür. Bu da benzer bir mantıkta. Tam olarak kitap böyle anlatmıyor. Şunu söylüyor. Öncelikle reachable state'lere gidecek. Reachable olmayana gitmiyor bu algoritma. Şunu diyor. Yani düşük enerjide nasıl diyeyim? Kararsız hareket düşük enerjide nerede yazıyor? Bir single step'te bir random perturbation'a izin vereceğiz. Ne demek yani? Bir bozma. Bozmaya izin vereceğiz. O nasıl olacak? Şurada yazıyor. Algoritma var daha doğrusu. Oradan bakalım. Diyor ki eğer iyi yön rastgele bir sonuç seçtik. Rastgele bir sonuç sonuç diyorum. Komşu seçtik. Komşu iyi yöndeyse kesin gideceğiz. Kötü yöndeyse belli bir olasılıkla gideceğiz. Bu Metropolis algoritma. O kötü yöndeyse olasılığa şimdi bakacağız. İşin mantığı da şu. Ne diyor? Gibbs-Boltzmann equation'a göre simulation hızlanıyor. Yani şunu diyor. Alt tarafa gitmeye meyilli. Yani şöyle bir algoritma nasıl diyeyim? Şöyleyiz.
Şöyle olalım. Şuradaysak ve rastgele bir sonuç seçtik. O sonuç burada. Zaten gidecek iyi yönlü olduğu için. Buradayız. Rastgele sonuç burada. Buradan buraya gitmeye meyilli midir? Değildir. O zaman ne yapar buradan buraya gitme olasılığı? Az olur. Ama buradayız. Şuraya gitme meyilli nedir? Aradaki enerji farkı az olduğundan buradan buraya gitme olasılığı daha yüksek olacak. Buradayız. Şuraya değil ama buraya gidebilir. İşin esprisi de şu. Şimdi biz buraya geldik. Buraya gelmeyelim. Orası zaten güzel bir yer. Şuradayız. Buradan küçük adımlar atma, yani büyük adımlar atma ihtimalimiz düşük, kötü yönde. Ama düşük adım atma olasılığımız yüksek. Dolayısıyla buradan şuraya çok kolay gitmeyiz. Buraya geldik, buraya kolay gitmeyiz. Veya küçük 5 tane adım atıp buraya gelmek kolay değil. Ama buradan 2 tane orta adım atsak veya 1 tane büyük adım atsak ne oldu? Bu hili geçtik. Sonra buradan da iyi yönde gide gide buraya ulaşırız. Yani lokal minimumu geçebiliriz. Lokal minimumun şöyle değil de böyleyse geçme olasılığımız yüksek. Dolayısıyla lokal minimumları atlayabiliyor. Buraya geldik, burada sabit kalmıyor. Belki böyle geliyor, böyle geliyor, şöyle gidiyor. 2 atladığında da geçiyor. İşin mantığı bu. Peki o zaman ne yapacağız? Bunu simüle etmemiz lazım. Yani eğer bizim farkımız küçükse o da ne olacak? Error olacak. Şu Neighborhood'un kostu, bu bizim kostumuz. Şu ankinin kostu, current state'in kostu. Şurası nedir? Error'dur. Yani şöyle düşünelim. Eğer burası pozitifse, pardon, minimization problemi. Negatifse zaten gidecek. Burası pozitifse pozitif bir error olacak. O da ne olacak? Exponential. Eksi error. E üzeri diyelim. E üzeri eksi error bölü KT olacak. Şimdi K ve T temperature. Şu da constant. İkisi de constant. O zaman ne olacak? Error sıfır. Error sıfırsa bu bir olacak. Bir olasılıkla o yöne gidecek. Kesin. Error 0,5 diyelim. Error 0,5 ise ne olacak? Yani şurası 0,5 ise 1 bölü E üzeri 2 olasılıkla o yöne gidecek. Demek ki neymiş? Tabii burada önemli olan KT'yi initialize etmek probleme göre. KT'ye karar vermek değil mi? Ne olacak? O error'a göre şu olasılıkla o tarafa gideceğiz. Error yüksekse, yani şurası ta 1'se, pardon, 0'sa, error yoksa kesin gidecek. Sonsuzsa E üzeri eksi 0'dan asla gitmeyecek. Yani error'ümüz başta başlıyor. Rastgele gidiyor. S-stray. Yani başıboş gidiyor. Tabii başta başıboş gitme olasılığı yüksek değil mi? Çünkü error olma olasılığı rastgele bir yerden başladık. Pardon, öyle demiyor. Başta bunu sonra anlatayım. İşin esprisi şu. Biraz simülatörüne giriyor gibi oldum. Şöyle ifade edeyim. Şurası. Ha. Sonunda buldum. Burada T değil de error'ı düşünelim. Error 0, error bölü KT'yi düşünelim. Error bölü KT 0'a gidiyorsa ne olur o zaman? Bir nevi gradient descent olur. Error bölü KT 1'e gidiyorsa ne olur? Her kötüye bile aşırı gider. Değil mi? Bunda sorun yok.
O zaman şöyle düşünün. Biz buradan başladık. Rastgele bir yerden başladık. İki boyutlu uzay düşünelim. Global minimum bilmiyoruz. Burada bir lokal minimum var. Burada global minimum var. Burada bir şey var. Şurada global'a yakın bir minimum var. Buradan şöyle başlamış olalım. Şuradan başladık. Burada global minimum var. Şöyle küçük çizeyim. Burada bir minimum var. Burada başka bir minimum var. Burada fena olmayan başka bir minimum var. Böyle bir şey. Şimdi bu en başta bu tarafa doğru gidiyordu. Şurası güzel bir yol. Gradyent yolu. Şurada değil, mesela şuraya şöyle gitmesi lazım. Buraya böyle. Şimdi buraya gitti. Uzayda. Sonra buraya gitse fena olmaz. Çünkü burada da iyi. Ama şöyle anlatayım. Şuraya gidip duruyor. Bu ne yolu? Gradyentsel. Ama metropolis algoritması olsa buraya geldikten sonraki neyi bulduk? Rastgele bir tane seçiyoruz ya. Şuraya gidiyorsa minimum olarak pat diye buraya geldi. Şimdi belki güzel bir pete gittik. Dolayısıyla en başta anlatmaya çalıştım. En başta şu neyi bulutlardan şöyle öyle anlatayım. Miktar olarak değil de komşu olarak anlatayım. Buraya gidiyordu. Şunlar düşük veriyordu. Şöyle kötüye bile gitsek daha iyi bir yerde olacağız. Dolayısıyla en başta komşulara rastgele gitse uzayı rahat rahat serbestçe gezer. Ama sonlara doğru ne olacak? Nasıl diyeyim? Sonlara doğru düşünelim. Sonlara doğru artık yaptık 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 buraya geldik. Şimdi buraya rastgele gelsin ister miyiz? İyi yolda gitsin isteriz, değil mi? Metropolis algoritması bunu yapmıyor. Biraz yine kötü anlattım. Şöyle anlatayım. Bunu buraya gelmeden önce şu uzayı tekrar düşünelim. Klasik yöntemi. Metropolis ne yapıyor? Buradan şuraya ya da buraya gidecek. İki bir boyutta. Buraya gidiyor. Buraya gidiyor. Kolay kolay şuradan 1, 2, 3, 4 neye boğulup gidip tepeye geçemez. Ama buradan şuraya geldi, buraya geldi. 1, 2, 3 adım atıp bu tepeye geçebilir. Şimdi burada diyelim rastgele de. Genelde bu tarafa gider. Ama bazen bu tarafa gider. Dolayısıyla genelde lokal minimuma gitme eğilimindeyken arada da kötüye gidebilir. İki kere kötüye gitse, buraya varıyorsa güzel bir yere vardı. Artık buraya ulaşır. Peki problemi şöyle değiştireyim. Şöyle olsa ne yapacak? Buraya ulaştı. Buradan 1, 2, 3 atıyorum. Biraz önce 3 demiştim. 1, 2, 3, 4, 5 adım atıp buraya geçemez. Ne oldu? Metropolis algoritması hep şunu yapıyor. Komşular rın hatası düşükse gitme eğilimi yüksek oluyor. Yüksekse gitme eğilimi düşük oluyor. Ben bunu aldım. Rastgele komşum bu. Gitmesi neredeyse imkansız. Düşük bir olasılık. Veya şöyle 5 tane küçük adım atacağım ki geçeyim. Bunun da olasılığı düşük. Önceki böyleydi. Geçiyordu. Şimdiki böyle geçemez. Ama ben şunu isterim. Initial location'ın buradaysa şu uzayı yani şu uzayı rastgele gezeyim sağ sol isterim. Initial location'ın buradaysa rastgele gezeyim isterim. Ama iyi kötü sona doğru ulaşınca lokal minimum bu sefer converge edeyim isterim. İşte bunu yapan da simulated deneylik. Yani şu T'yi sabit tutmamak. Simulated deneyinin tek farkı E üzeri eksi error bölü KT'de T'yi başta yüksek tutuyoruz. Sonra gitgide azaltıyoruz. Mesela piecewise lineer azaltabiliriz. Atıyorum 100 iterasyon böyle. 100'den 1000'e kadar böyle. 1000'den 10.000'e kadar böyle. Buna yani time scheduling gibi düşünün. Veya bir initial T0 başlattım. 10 tur sonra alpha T0 yaptım.
Ondan 100'e kadar alfa karede 0 yaptım. Böyle gidiyor. Alfa da 0,90, 95, 99 gibi bir şey. Ne oluyor? Gradually T'yi azaltıyoruz. Bunun mantığı ne? Bunun mantığı da şu. En başta buradayım. Buraya geldim, buraya geldim. Şimdi T hala yüksek. Ne yapar bu sefer? T yüksek. Ben böyle bir solution aldım. Komşu aldım. Buradan buraya gitme olasılığım nedir 3. iterasyonda? T yüksek olduğu için, error yüksek olsa bile şu olasılık yine yüksek olur. Buradan buraya geçebilirim. Oradan da buraya geçsem belki 2 adımda geçerim. Ne oldu? Buraya geldim. Sonra buraya geldim. Buraya geldim. Buraya geldim. Şuradayım. 100 adım geçti. Şimdi T'yi düşürdüm. Böyle geldim. Şuraya geldim. Şurada olayım. T'yi düşürdüm. Bu sefer şu büyük adım atma olasılığım T düşük olduğu için düşük olacak. Veya arda arda 5 tane küçük adım atma olasılığım düşük olacak. Çünkü T düşük. T düşük olunca bu adım ne oldu? Error düşükse ancak olasılık fazla. Error büyükse az. Yani şey gibi düşünün. KT'yi 10 düşünün en başta. Error 10'sa güzel. Ama error 100'se ne olacak? 10'da 1. Sonra KT'yi 1'e indirdim. Error 2 ise iyi. Ama error 50 ise gitmeyecek. En başta error 100 iken bile gidebilirdi. Şimdi error 20 iken bile E üzeri eksi 20'den gitmeyecek. İşte mantığı bu. Biraz önce anlatmaya çalıştığım resmi tekrar çizersem. Uzayım şöyle, nonlinear. Ben buraya converge etmeye çalışıyorum. Burada da bir lokal minimum var. Lokal minimum var. Şurada lokal minimum var. Burada başladım. Komşular var. Hani şuraya gitmem iyidir. Ama her adım iyileştirmiyor. Belki buradaki adım şu yöndeki adım iyileştiriyor. Hani gradient, descent diyorum ya. Şuradaki adım kötüleştiriyor. Ama belki buradan buraya yüksek bir jump yapıp şu lokale gidip ulaşınca burada da iyiye gide gide ulaşacağım. Dolayısıyla uzayı geçebilmek için rastgelelik başta davranacak. Explore edecek. Sonlara doğru artık bir nevi artık iyi kötü gitgide gradient descent'e yaklaşacak. İşin mantığı bu. Buna da Hocam, smooth dynamics diyoruz. bu Mantığı da şuradan gradient geliyor. Evet. bu metropolis hep gradient senden daha çok alan tarar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü metropolis kötüye doğru izin veriyor. Gradient descent direkt en yakın lokal minimuma ulaşır. Metropolis birden çok lokal minimuma etrafında gezebilir diye düşünebiliriz. Ama metropolis ne yapar? Atıyorum işte şöyle bir algoritmamız var işte şöyle. Biz buradaysak buraya ulaşırız. Metropolis'te buradan buraya atlayıp burada takılırız. Ama burayı kolay kolay geçemeyiz. Simulate Annealing'de şöyle 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 atlayıp bu derinleri de geçebiliriz en başlarda. Yani Simulate Annealing'in ortası Metropolis gibi davranıyor. Başı büyük adımlar atıyor. Sonu Gradient Descent gibi davranıyor. Dolayısıyla daha çok uzayı geçme olasılığı yüksek. Olasılıksal olarak dediğin gibi daha büyük bir uzayı tarıyor diye düşünebiliriz. Bu ne yapıyor? Kötü komşulardan mesela şey gibi düşünelim. Atıyorum şu en ideal çözüm. Ama şu çözüm kötü bir çözüm. Yani şunun minimumu bir ise bununki sıfırsa bununki 10. Metropolis buna gitmeye izin vererek ne yapıyor? Buraya ulaşabiliyor, atlayabiliyor. Simülasyon yenik bu 100 olsa bile başlarda ulaşıp buna ulaşabiliyor. Sonlara doğru ama simülasyon yenik kolay kolay hani böyle atlamaya izin vermiyor. Hani bunu uzay olarak anlatıyorum. Tabii lokal search genelde komşular üzerinden gideriz. Hani biraz son anlattım lokal search'e uyuyor. Hani daha çok.
böyle komşu kombinatörlükte. De. Optimization'da kombinatörlük bir problem değil. Uzay arıyorsak şimdiye kadar çizdiğim şekli düşünebiliyoruz. Dolayısıyla işin hikayesi discrete case de olsa, continuous bir uzay da olsa var aynı. Komşunun nasıl tanımladığımıza göre değişir. Simulate learning'in mantığı da şu. Çok ısıtırsak bir nesne ne bu? Solid, metal diyelim. Kristal şeklini alır ama koruyamaz. Yüksek sıcaklıkta. Ama düşük sıcaklıkta yaparsa bu sefer kristal şeklini alamaz. Enüllük dediğimiz şeyle çalışır. Yani bir süre yüksek sıcaklık uygularız. Sonra sıcaklığı gradually düşürürüz. Hem kristal şeklini alır. Sonra yavaş yavaş soğuttuğumuz için de o formu korur. Simulated enüllük de bunu yapıyor. Ne yapıyoruz? En başta T'yi yüksek veriyoruz. Sonra T'yi düşüre 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 gitgide sabitleniyor, dengeleniyor. Tabii garanti yok. Yani E üzeri eksi error bölü KT. K sabit. Yani şu oranı ayarlamak için. Ne yapıyoruz? T'yi en başta yüksek yaptık. Yüksek error'a izin veriyor. En başta serbest. Sonra ne yapıyor? Gitgide daha kararlı oluyor. Daha küçük kötü komşulara izin veriyor. Daha sonra daha az error'lü komşulara izin veriyor. Derken gitgide denge haline geliyor. Simulate learning'in mantığı bu. Burada soru var mı? Tamam. 12-3'e atladım. 12-4'e geldim. Maksimum kat problemi. Maksimum kat problemi aynen şey gibi, minimum kat gibi. Tek farkı hangi kat maksimize eder diyor. Dolayısıyla NP hard. Hangi partition'ı bulalım ki kat maksimum weight'e sahip olsun? Algoritmamız da şu. Algoritmamız şu. Şöyle anlatayım. Bu U ve U var. U A'da veya B'de fark etmez. U'nun kendi tarafındaki weight'ler toplamı 10 diyelim. Diğer taraftaki notlarla arasındaki weight'ler toplamı 15, 8 diyelim. O zaman U'yu karşı tarafa atıyor. Veya bu not V olsun. V'nin kendi tarafındaki weight'ler toplamı 4, 5, 9. Bu tarafla olan weight'ler toplamı 3'e 2. Ne oldu? Katın weight'i kendi tarafındaki edge'lerin weight'leri toplamından küçük. O zaman V'yi buraya atıyor. Algoritma bu. Ve bunu converge'e kadar yapıyor. Bir single nodu bir taraftan diğerine atıyor. Kuralı da bu. İşin güzel yanı şu. Bu 1 bölü 2 approximation veriyor. Neden? Şundan dolayı. Bir U olsun. U A'da. U'nun A'da olan tüm weight'ler için toplamı V'de olan notlar için olan şunların toplamından küçük değil mi? Küçük olmasaydı ne yapardık? U'yu karşıya atardık. Bu formül onu söylüyor. Diyor ki U'nun kendi tarafındaki weight'leri toplamı kattaki vektör toplamından küçüktür. Aynısı burada U A'nın elemanı. U B'nin elemanı olsaydı da geçerliydi. O zaman şöyle düşünelim. Bunu sum of U yapalım. Tüm U'lar için yapalım.
Ne oldu? Burada şu oldu. Bu şurası kat oldu. Sum of U deyince. Şu kat oldu. Burada ise tüm edge'lerin weight'leri toplamının iki katı oldu. Sebebi şu. Tüm A'daki notların B ile olan edge'lerinin weight'i toplamı nedir? Kattır. Tüm A'daki U'nun notlarının A'daki diğer notlarla weight'leri toplamı budur. Ama şu var. Bu U, bu V. Şu edge'in kaç kere sayacağız? UV için bir, VU için iki sayacağız. Dolayısıyla başında iki var. Yani her nod için düşünelim. Her nod için şunlar katı etki ediyor. V elemanıdır B. Şunlar V elemanıdır A için sol tarafa etki ediyor. Ama bir de V içinde bunlar var. Dolayısıyla 2 ile çarpıyoruz. Buradan bu bağım çıktı. Aynısı B içinde var. Yani B'deki elemanlar içinde kendi tarafındaki edge'lerin weight'leri toplamının iki katı kattan küçüktür. Farkındaysanız güzel bir şey. Yani bir değil iki katı düşük. Toplarsak ne olur iki tarafı? Toplam sonra ikiye bölersek sol taraftaki weight'ler toplamı artı sağ taraftaki weight'ler toplamı kattan küçüktür. O halde kat neymiş? Tüm bunu iki tarafı da kat toplarsak artı kat artı kat. Şurası nedir? Tüm notların weight'ler toplamı. Tüm notların weight'ler toplamı iki kattan küçüktür. O zaman kat tüm notların weight'ler toplamının 1 bölü 2'sinden büyüktür. Tüm weight'ler toplamının 1 bölü 2'sinden büyükse optimumdan da büyüktür. Çünkü optimum en fazla weight'ler toplamıdır. Bunun da ispatı bu. Soru var mı? Burası bunu anlatıyor. O zaman neymiş? Çok basit bir algoritmayla maksimum kata 1 bölü 2 hop bound verdik. Ama running time'ı var. Running time'ı da şöyle hızlandırabiliriz. Deriz ki bu pseudo sadece big room yapınca accept edelim. Yani sürekli yapmayalım algoritmayı. Atıyorum bir weight'i şey threshold'u 5 belirledik. Bir notlar nodun kendi tarafıyla kat arasındaki fark 5'ten büyükse flip edeceğiz. Yoksa o nodu flip etmeyeceğiz. Tarafını değiştirmeyeceğiz. Ve her zaman da en çok yöne gideceğiz. Nerede yazıyor? Onu göremedim. Neyse. Okuyalım biz hocam. Tamam. Tüm hepsine bakmıyormuş. En azından göremedim. Çok kritik değil bizim analizimiz için. Şunu yapıyor. Only big improvement yapıyoruz. Yani terminate once no such flip exists. Yani bir sınır belirledik. O sınırdan büyükse katla bizim tarafımızdaki vektör arası flip ediyoruz. O nodun tarafını değiştiriyoruz. Yoksa değiştirmiyoruz. Böyle yapınca bound biraz değişiyor. Ama algoritmanın hızı polinomial oluyor. Tamam. Böyle bir analiz var. Buradan da 12.4 bitiyor. Ne gördük? Çok basit algoritma gördük. Vertex cover'ı pratikte gradient
disertle bulabiliriz. Veya maksimum katı local search yine yöntemiyle ne yapıyoruz? Her seferinde iyileşen yönde hareket ediyoruz. Bir nodun tarafını o nodu değiştirmek katı iyileştiriyorsa aslında ne yapıyoruz? Katı hesaplıyoruz. Bir nodu değiştirmek katı iyileştiriyorsa ne yapıyoruz? O nodu değiştiriyoruz. Dolayısıyla her adımda katı iyileşiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Her zaman bu dediğim yanlış. Şöyle örnek vereyim. Mı? Kafam karıştı. Bir düşünelim. 5, 5, 8 diyelim. Ben bunu buraya koydum. Ne oldu? 5, 5 buraya geldi. 8 buraya geldi. Evet. Katı her zaman iyileştirir. Düşünün. Ne yaptık? Katı her zaman iyileştiren yönde hareket ettik. Dolayısıyla ne oluyor? Kat sürekli iyileşiyor. Ama algoritmada şöyle bir sıkıntı var. Bu niye pseudo polinomyal? Sebebi şu. N'den dolayı sanırım. Okuyalım. Şundan dolayı. Dolayısıyla bound'da ne var? Algorithm running time'ında n var. Ama n integer gibi düşünürsek neydi? Bir sayı varsa o sayı büyükse ne oluyordu? Pseudo-polynomial oluyordu. O sayı boundlayamıyorsa. Burada ne oluyor her seferinde? İki tane parametre var. Biri n, diğeri weight. Her seferinde ne yapabilir? Değiştire değiştire. Weight'i bir kere arttırabilir. Bunu sağa aldım. Sonra sola aldım başkasını. Derken bizim algoritmamız weight'e bağlı. Dolayısıyla weight'e bağlı olduğu için pseudo-polynomial çıkıyor. Ama biraz önceki big improvement yapınca epsilon seçtiğimize göre ne oluyormuş? Log v'ye dönüşüyormuş. Burası çok önemli değil. Onun için çok detaylı da incelememiştim. Önemli olan şu, özet geçersem. Max katı aldık. Ne yapıyoruz? Bir çözüm alıyoruz. Bir çözüme göre katın değerini hesapladık. 100. Bu bir çözüm. Burada ne var? Her nodun A'ya assignment'ı. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. E tabi bir not 0'sa B'de, 1 ise A'da. Bunun bir komşuluğu bir flip. Yani ne demek bir flip komşuluk? Bir biri ya 0 yapıyorum ya da bir 0'ı 1 yapıyorum. Bir flip komşuluk tanımladım. En basit komşuluk diyelim. Dolayısıyla en tane seçenekten birini yapacağım. En tane seçenekten birini yapacağım ve yeni bir çözüm üreteceğim. Ürettiğim şey feasible mı? Evet. Ben bir nodu bir yerden bir yere aktarsam da ne fark eder? O bir çözümdür. Kattır. Dolayısıyla ben birleri sıfır sıfırları bir yapınca katı bozmuyorum. Öncelikle o önemli. Feasible olanları geleceğim. Şimdi ne yapıyorum? Yeni tüm bu n seçenekten bir rastgele veya sırayla bakıyorum diyelim. Sırayla baktım hepsine. Yüzü arttıranlara baktım. Yüzü arttırmayanları eledim. Yüzü arttıranları aldım. Bunlardan rastgele birini veya daha iyisi katı en çok arttıranı seçtim. Ne oldu? Bu şekilde ilerledim. Bir de algoritmanın ince bir detayı var. Pseudo-polynomial olduğu için running time'ı. Dedim ki artık bir yerden sonra iyileştirme epsilondan küçükse onu iyileştirme diye flip etmiyorum. Bunu yapınca da pseudo-polinomial değil, polinomial oluyor. İyi kötü de yine pratikte az çok aynı sonucu veriyor. Özeti bu algoritma.
Buradan da ne yapıyor? 2, 1 bölü 2 bound veriyor. Buraya kadar soru var mı? Tamam. Şimdi algoritmanın iki tane esprisi var aslında. Bir, komşuluğu seçmek. İki, komşuların hangisine gideceğimize karar vermek. Komşuyu büyük seçersek bu sefer ne olur? Neredeyse serbest geziyor gibi oluruz. O zaman ne olur? Bu sefer komşuluğu şöyle diyeyim. Komşuluğu küçük seçersek bir nevi iyi yönde gittiğimiz için genelde algoritmalarda veya nasıl diyeyim çok fazla seçenek olmadığı için ne olur küçük seçersek lokal minimuma takılı kalırız. Dolayısıyla komşuluğu çok seçmeliyiz. Rich seçmeliyiz ki lokal minimumda takılmayalım. Bir de tam tersi kötü bir durum var. Farz edin ki neighborhood'lu çok geniş. Bu sefer random seçmekten farkı yok. Dolayısıyla neighborhood'lu bir de güzel ayarlamamız lazım ki efficiently ve genelde akıllı yönde gidelim. Böyle bir trade-off var. Dolayısıyla bu yüzden neighborhood'luk ve onun seçim yöntemi önemli. Akıllıca gezmeliyiz. Geniş bir yelpazeye gezmeliyiz. Geniş yelpaze seçince ondan akıllıca sınırlamak zor. Az yelpaze seçersek bu sefer güzel gezmeyiz. Mesela ne bu? Bipartite matching anlatıyor. Ona bakalım önce, benim yorumdan önce. Bipartite matching'de yine rastgele bir matching aldık. Şimdi ne yapabiliriz? Hani burada A'dakiler belli, B'dekiler belli. Rastgele kenarlara atadım. Şimdi ne yapabilirim? Her seferinde bir kenarı ekleye veya silerek yeni bir matching elde ederim. Çünkü bir kenarı silsem de eklesem de matching matching'dir. Çünkü A ve A'dakiler solda, B'dekiler sağda. Bozmuyorum. Ve bu bir komşuluk. Bunu yaparak sürekli değiştire değiştire lokal minimuma konverj edebilirmişiz. Ne diyor? We can get local optimum matching under this definition. Sadece maksimum matching'in yarısına garanti veriyormuş. Bunu yapınca sırf örneğin gradient ne diyor? Gradient ascent, gradient ascent maximization adı lokal minimuma ulaşıyormuş ve ulaştı lokal minimuma global'ın yarısı. Ama şöyle bir şey var. Bu bir tanım. Ne yazıyor? Tamam. Diyeceğim şey şu. Mesela bunu yaptık. Dedik ki işte maksimum kat probleminde veya biraz önceki problemi düşünelim. İlla ki bir komşuluk gezmek zorunda değiliz. Şunu yapabiliriz mesela. Moving at most k nodes from one side denilir. Yani şunu yapabiliriz. K neighborhood'luk gezebiliriz. Biz hep ne yapıyorduk şimdiye kadar? Bir tane nodu bir taraftan bir tarafa geçiriyorduk. Veya bir array düşünüp assignment'ımızı yaptığımızda sadece bir biti flip ediyorduk. Diyelim ki k biti flip edebiliriz. Buna izin veriyoruz. Bu sefer ne oldu? Neighborhood'luğu örneğin burada k bite flip etme izin veriyoruz. Bu farkındaysanız bir taneden bir taneyi kapsıyor. Dolayısıyla örneğin max katta önceki çözümde lokal minimuma yine ulaşır. Ulaşabilir daha doğrusu. Ama k flip daha genel. Şimdi burada da ne sıkıntı oldu? Burada da bu sefer çok fazla seçenek var. Çok fazla seçenek var. Bu sefer onun nasıl akıllıca gezeriz problemi oluyor. Onun da mesela bir max kat için
Şöyle bir algoritma verilmiş. Yine kafilipe izin veriyor. Ama onu gradually arttırarak sadece ne tane gezerek güzel bir alan gezebiliyor. Algoritma önemli değil. Ben burada anlatmaya çalıştım. Hani neyi bulutluk tanımı şu ana kadar hep gördüğümüzde bir flip diyelim. Hani not flip olur veya bit flip. Hani kafilip rule diye tanımlıyor kitap. Bir flip ettik. Neyi bulutluk hep öyle tanımladık. Onu arttırabiliriz. Tabii bizim algoritmamız ne kadar hızlıysa. Örneğin şöyle düşünün. Bir komşulara baktık ve yaptık. Fuzzy kapasitemiz, işlemcimiz çok güçlü. Ne yaparız? Üç tane izin veririz. Üç taneyi flip ederiz. Bu üç fliplerin olasılıklarını en iyi yönde gideriz. Böylelikle ne olur? Daha geniş bir uzay tararız. Ama tabii bir trade-off var. Bir de feasible'lara gidiyoruz. Bazı algoritmalar feasible'a gitmemeye de izin veriyor. Unfeasible'a gitmeye de izin veriyor. Ama o yani algoritmadan problemden probleme değiştiği için konumuz değil. Böyle bir intuition var. Dediğim gibi bu algoritmalar şu ana kadar bipartite matching'de diyor ki 1 bölü 2 garanti veriyor diyor. Max katını algoritmasını öğrendik. Vertex cover zaten çok basit. İki vertex cover'ı ve max katı aldık. Bunu şuna garanti vererek şuna da garanti vermeden birer algoritma bulduk. Ama genel olarak da garanti verecek diye bir şey yok. Çoğu zaman garanti vermiyor. Ama zaten pratik diye kullanılıyor. Bu local search. Soru var mı? Öncelikle. Tamam, burada duruyoruz konu olarak. Sınav buraya kadar. Ondaki ara verelim mi? Bir o kadar Olur. sürmez herhalde. Ne Efendim? kadar kaldı hocam? Sanırım çok yok, 20 dakika falan var. Devam edebiliriz o zaman. Fark etmez sonra. Tamam, devam edelim. Çok fazla bir şey yok hani genel olarak. Şu ana kadar hani biz dersimizin gereği olarak bound veren ve garanti veren algoritmalardan bahsettik. Bir de apayrı bir dünya var. Pratikte çok kullanılan ama garanti vermeyen. O da metaheuristik approximation. Metaheuristik algorithms. Metaheuristik de dediğim gibi garanti vermiyor ama pratikte iyi çalışıyor. Genelde şu oluyor. Ya küçük bir problemi alıyorlar. Atıyorum problem exponential zaten. 200 nod değil. 50 nod için tüm optimal sonuçları buluyorlar. Bakın bizim algoritma 50 için fena çalışmadı diyorlar. Yani optimal'a yakın verdi. O zaman 200 için, 300 için de biz bu algoritmayı kullanırız. Umarım optimal'a yakın vermez. Verir deriz. Bu aslında iyi bir yöntem değil. Çünkü 50'deki problemle 200'de 300'de problem aynı değil. Problem nasıl scale ediyor bilmiyoruz. Onun için genelde şu yapılıyor. İşte benim algoritmam meta sezgisel. Benim sezgisi algoritmam aldı 200-300'de şu sonucu verdi. Atıyorum 10-100 verdi. İşte başka bir algoritma şu ana kadar 90 bulmuştu. Benim algoritmam 100 buldu. Hız olarak da aynı. Veya benim algoritmam öbür algoritmalar 100 bulurken 2 kat hızla 90'ı buluyor şu problemlerde diye bakılıyor. Yani maalesef genelde diğer metin sezgisellerle karşılaştırılıyor. Çok dediğim gibi hani problemde pratikte kullanıyorsanız işinizi görüyorsa sorun yok. Hani genelde bunlar işte değişik problemlerde oluyor. İşte routing problemi, planning, başka işte kaynakları nasıl kullanalım gibi problemler de oluyor. Çok fazla problem de oluyor aslında. Ama dediğim gibi garantisi yok. Mantığı aynı. Simülatör treningi gördük. Genetik algoritmayı göreceğiz şimdi. Ondan önce farklı algoritmalar var. Ant Colony, B algoritm, Particular Swarm Optimization, Firefly, Kuka Search. Bunların hepsi aslında konu olarak şeydir. Evolutionary algoritması oluyor.
Search. Kuko neydi? Koza mıydı? İşte Kuko, Firefly ateş böceği. Ant, bee, arılar. Veya bir kuş sürüsü. Bunların davranışına bakılıyor. Bunlar davranışı şöyle. O zaman ben de uzayım da bunların environment'ına benziyor. O zaman bunlar environment'ında nasıl hareket ediyorsa ben de uzayda öyle hareket edeyim. Akıllıca gezeyim. Genelde continuous problemlerde oluyor. Yani şöyle düşünelim. Tabii nonlinear olabilir. Ama sayı parametreleri genelde continuous olacak. Mesela bir algoritma şöyle çalışıyor. Mesela arılar şey bir diyorum. Karıncalar gezerken feromon salgılarlar. Dolayısıyla bunlar bir serbest hareket ediyor, bir feromon salgılıyor. Şimdi yemek burada diyelim, yuva burada diyelim. Şurada da bir pet var, köprü. İşte şurada bir şeyler var. Şimdi bir karıncalar geziyor. Biri yemeği buldu. Ne yapacak? Şuradan gidecek. Gidecek, gelecek. Başkası buldu. Bu da gidiyor, geliyor. Şimdi rastgele serbest gezenlerin mi fenomeni yüksektir? Yemeği bulanların, yemeği bulanların. O zaman ne oluyor? Bu pet üzerinde veya evine oradan ulaşmasın. Buradan ulaşsın. Buradan ulaşsın. Çoğunluk buradan gidip gelecek. Ne oluyor? Bu fenomenleri takip ede de veya yarı serbest yarı fenomen karıncanın fenomeninin çok olduğu yerden gitmeye başlıyorlar. Sonra aşırı olmaya başladıkça ne oluyor? Feromen salgılandıkça bu pet çıkıyor ve karıncalar bu petten yemeğe gidip gelmeye başlıyor. Ne oldu? Bir şey bulmak için iyi bir yöntem. İki, kısa yolu bulmak için iyi bir yöntem. Mesela. Ne oldu? Buna benzer bir problemse işimize yarayabilir. Routing problemi. Örneğin paket göndermede falan kullanılabilir. Başka Particle Swarm Optimization. Particle Swarm'da şu var. Her bir nesnenin hızı var, yönü var. Şimdi diğerlerine bakıyor. Hepsinin hızı ve yönü var. Bir yönde bakıyor. Sonra diğerlerine bakıyor. Ona göre yönünü çeviriyor. Ama yönünü bir anda çeviremez, değil mi? Böylelikle geziyorlar. Nasıl yani? Bakalım. Gördüğünüz gibi değişiyor. Sonra gitgide konverj ediyorlar iyi bir yere doğru. En sonunda bu oluyor. Gördüğünüz gibi böyle. Gezmeye başladılar. Sonra optimum buldular. Biri mesela şöyle düşünün. İşte birisi ikisi bir yemeği buldu. Üstünde geziniyor. Diğeri ne yapacak? Diğer kuşlara bakarak o yöne doğru gitmeye başlayacak. Ama o yönde bir şey buldu. Bulursa ne olacak? O da onun etrafında dönecek. Bu şekilde kuşlar diğer kuşlara bakıp döne döne o yönde hareket ediyor. Mesela şey gibi düşünün işte. Şurada bir yemek var, burada yemek var. Ben buradayım. Şöyle gidiyorum. Şöyle döneceğim zamanla. Nasıl döneceğim? Şöyle, 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 şöyle. Belki bunu bulacağım, şunun üstünde gideceğim. Diğerleri de bakacak buraya buraya. Bu şekilde gide gide konverj edecek. Bu da başka bir algoritma. Evolutionary algoritmaların güzel yanı bir nevi continuous sayı akıllıca geziyor. Ama tabii kötü yanı ne? Problemden probleme değişiyor. Hani bir tane uygulayayım fena çalışıyor diye iyi çalışıyor. Her problemi uygulayayım değil. Genelde atıyorum bu algoritmalar biraz önce saydım işte bir algoritması Particle Swarm Optimization gibi algoritmalar zamanında atıyorum 5 yıl önce iyi algoritmalardı. Şu anda yeni algoritmalar çıktı mı nasıl bilmiyorum. Tabii problemden probleme algoritmanın iyiliği değişiyor. Garantisi zaten yok. Onu söyleyeyim. Uzayı akıllıca geziyor. Genelde de en tane popülasyon oluşturuyoruz. En tane canlı oluşturuyoruz.
rastgele initialize ediyoruz. Onların neyi var? Parametreleri var. Bir global parametremiz var. İki lokal parametreler var. Global parametreleri alıyor. Lokal parametreleri alıyor. Bir davranış yapıyor hepsi. Sonra lokal, sonra global parametreler güncelleniyor. Yine davranış yapıyorlar. Böyle geziyor. Mesela Firefly öyle. Hepsinin bir neyse o algoritmayı da anlatmayayım. Böyle geziyorlar. Ve bu şekilde biz rastgele oluşturduktan sonra bir şekilde bulunuyor. Mesela aslında Firefly'ı anlasam daha da iyi olabilir. Güzel çünkü. Tamamlayan bir şey yok mu? İşin esprisi şu. Nasıl Firefly'lar ışığa giderse güve mi oluyor? Işığa gidiyorsa rastgele Firefly'ları işaret ediyoruz. O ana kadar da bir çözümler buluyor tabii. Firefly dediğimiz çözüm. Çözümler bulundu. Atıyorum bunlardan en iyi 10 tanesini saklıyoruz. En iyi 10 tanesi ne oluyor? Birer çözüm. Bunlar global ışık yayıyor. Bir de Firefly'ımız var. Tam hatırlamıyorum. Farz edin ki onun da son bulduğu 10 tane algoritma model var. Onlar da ışık yayıyor. Şimdi Firefly ne yapacak? Bir lokal yakındaki ışıklara, bir de çok güçlü global ışıklara bakacak ve bir ışığa doğru hareket edecek. Hepsi birer yere hareket etti yine. Şimdi ne olacak? Hepsi birer çözüm. Hepsi tekrar global çözümler optimize edilip güncellenecek. Onun son lokal komşulukları güncellenecek. Sonra hepsi bir ışık yönünde yine hareket edecek. Bulunduğu lokale ve globala göre. Sadece global koysak zaten hep aynıya giderler. Lokal koysak rastgele gezerler. İkisinin ortalaması oluyor. Ne oluyor? Uzay akıllıca geziyor. Mantık ne? Global çekiyor onları. Biraz da kendi lokalleri çekiyor. Global'ı geziyorlar. Bu algoritmalara baktığınızda genelde doğadan esinleniyor. İki sebebi var. Bir, hani doğada canlılar zaten akıllıca bunu başarıyorlar. İki, doğadan esinlenince bir nevi hikayesi oluyor, güzel oluyor bence. Bu benim ikincisi kişisel fikrim. Hani algoritmayı buldum. Bakın hikayesi de var. Bakın pratiği de iyi çalışıyor. Şu üç problem de fena değil. Deyip böyle geliştiriyor. Aşırı var. Ama hani iyi olanları kullanmak çok akıllıca. Ama aşırı da var. Hani hepsi de kullanılmıyor. Onu da söyleyeyim. En iyi kaç tane vardır? Onlara bakıp kullanırsınız programa göre. Bu continuous uzaydı. Bir de şey var. Discrete uzayda ne yaparız derseniz, akıllıca nasıl gezdiririz derseniz, daha doğrusu popülasyonu oluşturduk. Popülasyon continuous uzayda rastgele değil, akıllıca geze geze buluyor. Burada da discrete case'de yani uzayımız continuous değilse parametrelerimiz atıyorum n tane değer alıyorsa yapacağımız şey genetik algoritma. Genetik algoritma da bu sefer DNA'dan esinlenmiş. Şu bir DNA yani DNA zinciri yani bir individual. Bir individüün bir DNA zinciri var. Her bir parametresi gen. Biz n tane rastgele individual yani DNA zinciri oluşturduğumuzda popülasyon oluşturuyoruz. Popülasyonu initialize ettik. Sonra
Üç tane yöntem var. Adım var. Biri selection, ikincisi crossover, üçüncüsü mutation. Selection'da uzayı alıyoruz. En basit yapacağımız şey nedir? N tane popülasyon varsa N tane N bölü 2'yi alırız. N tane N bölü 2'yi mi alırız? Yok. Sayılar tutturmaya çalışıyorum da tutturamadım. N tane N bölü 2'yi alsak onlar crossover olunca N bölü 4'e inecek. Ama böyle yapalım. N bölü N ta, en iyi N bölü 2'yi aldık. Ne oldu şimdi? N bölü 2 tane parent var. Bu N bölü 2'yi karşılıklı eşleştiriyoruz. N bölü 4, N bölü 4 tane pair var. Şimdi bunlar alıyorlar ve crossover oluyor. DNA'ları crossover oluyor. Buradan kaç tane çocuk çıkar? N bölü 4 tane child çıkıyor. Sonra crossover oluyor. Şu selection. Şu crossover. Sonra bu N bölü 4'ten alıyoruz. Atıyorum. Bunları aldık. En iyi X tanesini şu popülasyondan da en iyi Y taneyi aldık ve yeni X artı Y popülasyon oluştu. Tabi bu da neye eşit olmalı? Gitgide küçülmemeli. Ben onu ayarlayamadım. Tekrar gösterecek olursam bir resim vardı belki. O ikinci de herhalde. Şu. İlk önce selection yapıyoruz. Popülasyonumuz var. N. Bu N taneden K taneyi seçtik. K taneyi seçince crossover'dan yani mayoz bölünme diyelim. K bölü 2 tane şey mayoz bölünme değil de işte birleşme, mayoz bölünme ve birleşme diyebiliriz. K bölü 2 tane çıktı. Sonra bu K bölü 2 geliyor. N geliyor. Buradan yeni bir N oluşturuluyor. Başa geliyor. Jenerasyon 1 de jenerasyon 2 oluyor. Sonra tekrar edip duruyor. Şimdi bunu yapmak için ne olmalı? İki şey olmalı. Bir, DNA'nın belli bir skoru olmalı. En iyi neye göre olacak? Ona fitness function deniyor. Fitness function var. Her DNA'dan skor buluyor. Skor bulduktan sonra o skora göre N taneden K taneyi seçiyoruz. Sonra o K taneyi crossover yapıp K bölü 2 tanesini alıyoruz. Sonra o K bölü 2 ve N gelip onun subsetini alıyoruz. Başa dönüyoruz. Mantık bu. Nerede benim şey? Tabii N'den K nasıl seçeriz? Bir, random seçebiliriz. N'i aldık, N tane kişiyi. Random seçtik. Başka ne yapabiliriz? En iyi K taneyi seçebiliriz. Random seçince hiçbir anlamı yok. Tamam. En iyi K'yı seçince güzel bir yöntem. En iyilerden gideceğiz çünkü. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hep en iyi de seçmek istemeyiz. Mesela şu olabilir. Benim DNA zincirim çok iyi sonuç üretiyor. Tamam. Ne yapacağım? İkinci bir kişi alacağım. Onun da DNA zincirini aldım. O da iyi sonuç üretiyor. Bunlardan yeni bir DNA zinciri çıkartacağım. Bu crossover oluyor. Bu iyi ise, bu da iyi ise bunu çıkarttım. Bu iyi, iki tane daha iyi aldım. Oradan çıkarttım. Hep benzer yolda gidecek, değil mi? Ama şöyle düşünün. Bir tane de çok kötü vardır. Çok kötünün öyle bir bölümünü alırız ki
İ'nin de şu bölümünü alırız. Mükemmel bir sonuç çıkar. Veya hani mükemmel sonuç yönünde bir adım atar. Dolayısıyla her zaman en iyi almak istemeyiz. Random hiç istemeyiz. O zaman algoritma anlamıyor. En iyi K'yı da almak istemeyiz. Her zaman. Dolayısıyla değişik şeyler yapabiliriz. Bunlardan biri tournament. Yani ne yapıyor? Rastgele ikiyi eşleştiriyor. Bunlardan iyi olanları seçiyor. Şu rastgele iki tane aldım, bu iyiydi. Rastgele iki aldım, bu iyiydi. Rastgele iki aldım, bu iyiydi. Böyle gitti. Roulette Wheel Selection'da nedir? Hepsinin skoruna göre bir onlara ticket verdim. Sonra oylar sonucunda ticket'ları çıkanları aldım. Yani ne yapıyor? Bakalım. İşte dört tane kişi var. Buna 10, buna 20, buna 40, buna 30 tane bilet verdim. Rastgele attım. Kimin bileti geldiyse çıktı. Veya şöyle düşünebilirsiniz algoritmayı daha implementasyon olarak. Bunun o olasılığı 20, 10, bununki 20, bununki 30, bununki 40. Şimdi random bir sayı generate ediyorum. Random sayı 10'dan küçükse bu. 10'dan küçük değil, 30'dan küçükse bu. Nereye geldiğine göre pat diye bir kişi seçiyor. Bunu K kere yapınca popülasyondan K tane seçtim. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Crossover yapacağım. Yani iki tane DNA zincirini alıp yeni bir child oluşturacağım. He, ben de diyorum niye olmuyor? İki child oluşturuyorum. Tamam, şimdi oldu. Sayıların bir türlü doğru çıkmıyordu. K tane parent aldım. K parent'tan ikisini seçtim. Bunların alıp crossover yapıyorum. Yani genlerinin yerini değiştiriyorum. Ne yaptım? 1 0 0 burada, 0 0 1 burada. Şunu buraya aldım. Şunu şuraya aldım. Crossover yaptım. Ne oldu? K'nın her ikilisini karşılıklı. K'nın her bir ikili çiftini aldım. K bölü 2 çifti aldım. Her birinden iki tane çocuk oluşturdum. Tamam. Bu en basit yöntem single crossover. Two point crossover. İki tane nokta belirliyorum. Ortasını değiştiriyorum. Uniform crossover. Her bir genin P olasılıkla yer değiştirme olasılığı. Dolayısıyla ne oluyor? Her bir gen P olasılıkla yer değiştiriyor ya kalıyor. Ne oldu? İki tane çocuk çıktı. Sonra ne yapıyorum? N'den K tane seçtim. K taneden K tane yeni çocuk çıktı. Şimdi bu K çocuk ve N'den yeni bir popülasyon oluşturacağım. Nasıl oluştururum? Atıyorum. Bu N bölü 2 olsun. Şunu yaparım. N bölü 2 tane parent'tan N bölü 2 tane çocuk çıktı ya. Tabii bu N bölü 2 en iyi değil. Mesela wheel'da yaptım. Wheel selection'da yaptım. En iyi N bölü 2 değil. N bölü 2 yeni çocuk çıktı. N bölü 2 yeni çocuk artı bu en iyisini aldım. N bölü 2 tane en iyisini aldım. Birleştirdim, yeni bir N çıktı. Bunu yapabilirim. Başka buradan en iyi 3 bölü 4 N'i seçerim. Buradan da en iyi N bölü 4'ü seçerim yaparım. Ama tam olarak böyle yapılmıyor yine. Pratikte ne yapılıyor? Buradan random da seçiliyor. Mesela şunu yapabilirim. İşte N bölü 2 en iyi seçtim. Buradan N bölü 4 en iyi seçtim. Buradan bir de N bölü 4 random seçtim. Niye? Popülasyon hep en iyilerden oluşursa bir nevi gradient descent gibi olur. Ama random kötüler de araya katarsam bazen kötüye gider ama individual'lar kötüye gider. Pratikte popülasyona bakarsak popülasyon hep iyiye gitme eğilimindedir. Dolayısıyla popülasyon genelde iyiye gidecek. Individual'leri iyilerden seçeceğim. Arada da randomluk katacağım. Mesela ben bu geni aldım. İki tane iyi geni aldım. İyi bir gen çıkartır değil mi? Ama yine gradient descent gibi düşünün. Randomluk katmak için şunu yapıyorum. Her bir biti P olasılıkla flip ediyorum. Her bir geni. P olasılıkla flip edince ne oluyor? Her bir gende mutasyon oluyor. Bu da üçüncü adım mutation. Dolayısıyla ne oldu? Çıkan çocukların genotipin
kromozomunda yani DNA'sında randomluk kattım. Belki bozacak, belki daha da iyileştirecek. Ama genel olarak popülasyon iyiye gidecek. Sonra ne yapıyorum? Offspring'lerden bir alt küme seçiyorum. Popülasyondan bir alt küme seçiyorum. Yeni bir popülasyon oluşturuyorum. Her bir adımına bir jenerasyon deniyor. İşin mantığı bu. Initialize ettim. Fitness assignment yaptım. Fitness assignment en önemli kısım. Daha doğrusu en önemli iki kısım var. Biri DNA'yı karar vermek. İkincisi fitness'a karar vermek. Bunlar en zor kısım. Diğerleri standart. Veya deneme yanılmayla optimize edersiniz. Dolayısıyla initialize ettim. DNA'ya karar verdim. Fitness'ı karar verdim. Şimdi ne yapacağım? İşte belli bir algoritmaya göre seçtim. Seçtiklerimi crossover yaptım. Sonra mutasyona uğrattım. Çıkan chartlardan ve eski popülasyondan kombinasyonu aldım. Yeni bir jenerasyon oluşturdum. Ve bunu jenerasyon iyi kötü konverj edene kadar devam ettim. Algoritma bu. Burada bir örnek vermiş. Tam okumadım açıkçası. Crossover, mutation anlatıyor. İlginç yanı şu. Çok güzel application'lar veriyor. Mesela bakın burada kampanyalar bunu kullanıyormuş. Şimdi ne yaptı? Rastgele root'lar oluşturdum. Bu root'ların parçalarını birleştire, ne yapıyorum? Bunların parçalarını birleştire yeni root'lar oluşturuyorum. Ama iyi olan root'ların parçalarını birleştire iyiye gidiyor. Genetik algoritmanın iyi yanı şu. Eğitmeye fitness'ı tanımlayabiliyorsanız burada ne olacak? DNA'mız kenarlar. Fitness ne olacak? Aradaki uzaklık. Dolayısıyla aradaki uzaklık azsa iyi bir algoritma olacak. Dolayısıyla burada cuk oturuyor. İşin esprisi şu. Bu problem çok fazla root varsa zor bir problem. Bir de ne var? Yani genelde hani algoritmalar ya zor, computation zor olacak ya da öğrenmesi için makine öğrenmede falan çok fazla şey gerekecek. Nedir onun adı? Çok fazla veri gerekecek. Genetik algoritmanın esprisi hani belli bir iterasyon sonra duruyoruz. O ana kadarkileri alıyoruz. Dolayısıyla computation olarak mükemmel optimize etmemize gerek yok. Pratikte iyi veriyor, sorun yok. Veya öğrendiği veri o kadar yok. O problem için çalışıyor, yetiyor. Dolayısıyla pratikte çok kullanılıyor genetik algoritma. Arkadaşlar ara vermemiştim. Epey bir geçmiş. Neyse sonuna geldik. Tamam. Bir 15 dakikada biter. Mesela maze problemi. Maze problemi. Maze problemini yaptı. Bir maze oluşturdu. Genetik algoritma ile yetecek. Mesela burada diyor ki 4 tane yön var. O zaman 4 tane yön varsa her bir genotipim ne olabilir? 4 tane sayı. Dolayısıyla benim genim ne olacak? 0 0 0 1 1 0 1 1. Bunların zinciri ne olacak? DNA olacak. Zor olan ne şimdi? Fitness'a karar vermek. O zaman ne yapacak? İşte kuralları koymuş. İlk önce iki tane kural koyuyor. Crossover falan anlatıyor. Kural koyunca şurada takılıyor diyor. Yani lokal minimumda takıldı. Şurayı geçemiyor hiçbir zaman. O zaman ben fitness fonksiyonumu değiştireyim diyor. Lokal minimumda takıldı. Yeni fitness fonksiyonu şu oluyor. Bir, sona ne kadar yakın? Yani sona olan mesafe yakınlığı. İki, artık gezmeye ekstra puan veriyor ki lokal minimuma takılmasın. Yani legal move'lar tamam. Bir şey daha vardı güzel. Bir de çıkmaz yola girdiyse penaltı veriyor.
Böyle yapınca jenerasyon artık ulaşabiliyor çıkışa. Ama bu problem için yine daha iyi çalışmıyor. O kadar iyi çalışmıyor. Yani nadiren ulaşıyor. Jenerasyon hepsi ulaşmıyor. Jenerasyon güzel konverj etmiyor. Sebebi şu. Biz DNA oluşturduk. DNA'dan sonra ne yaptık? Yani kural koyduk, fitness tanımladık. Bizim kurallarımız var. Çok sınırlı aslında yaptığımız şey. O kadar genel değil. Genetik Bunun daha iyisi genelde, o da şu, genetik algoritmayı neural network'e uyarlama. Ne yapıyoruz? Bir neural network initialize ediyoruz. Neural network initialize edince ne olacak? Bunların weight'leri bizim DNA'mız oluyor. Neural network'ün weight'leri DNA. İyi, iki tane neural network alıyoruz. Weight'lerini crossover yapıyoruz. Sonra ne oluyor? Daha iyi bir popülasyon olarak neural network'ler çıkıyor. Buradan ilginç şeyler yapılıyor. Bunda bir şey var mıydı? Mantık bu. Bu kod bulut güzel bir şey. Mesela Flappy Bird. Flappy Bird'de bizim karar vereceğimiz şey çok basit. Hani ama DNA oluşturmak zor. Onun yerine neural network tanımlıyor. Neural network'in inputları ne olacak? Pipe olan uzaklık. Bir. Tepeye olan uzaklık. Altı olan uzaklık. Bitti. 3-4 tane parametre alıyor. 3-4 tane girdi var neural network'ün. Neural network'ün de çıktısı şu. Jump yapayım mı yapmayayım mı? Basit bir neural network. O da şu. Şurada yazıyor. Böyle basit bu kadar değil de. Dolayısıyla 3-4 tane parametre alıyor. Çıktısı var. Ama DNA'yı tanımlaması gerekmiyor. Farkı ne? Bir neural network ne kadar uzağa gittiyse o kadar iyidir. Dolayısıyla iyi olan neural network'leri alıyoruz. Crossover, mutation, genetik algoritmadan geçirip yapıyoruz. Burada görüyoruz neural network'ün tamamını. Hidden layer bile kullanmamış. 6 tane parametre var. 5 tane. Bias mi? Bias normal parametreleri. 5 tane girdi var. Gaza mı basayım, breke mi basayım diye karar veriyor. Bunu yapa yapa eğitiyor. Mesela drive ilginç. Drive, araba bulunduğu anda uzaklık var. Onun yerine şunu yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane uzaklık alıyor. Arabanın bulunduğu konumdan tam olarak 10 açıdaki uzaklığını alıyor ve bir neural network eğitiyor. Araba her anda uzaklığı biliyor ve karar veriyor. Döneyim mi, dönmeyeyim mi, ileri mi gideyim, gaza basayım mı, basmayayım mı? Ne oluyor? Araba sürmeyi öğreniyor. Bu da böyle. Daha ilginci volt falan var. İşte bulunduğu yere basıyor mu? Ne kadar uzakta? Açısı ne? Böyle parametreler alıyor. Neural network şurada. Ve öğreniyor yürümeyi. Şimdi burada diyeceğim şey şu. Genetik algoritma niye kullanılır? Genetik algoritma kullanmamızın sebebi problem discrete, tanımlamak zor, pratikte iyi çalışıyor. Peki niye makine öğrenme kullanmayalım derseniz? Makine öğrenme kullanmak için veri etiketlemek lazım. Örneğin bir yolu aldık. Sürekli yol üretip arabayı oraya koyup buradayken sola bas, buradayken sağa bas diye etiketleyemeyiz. Ama genetik algoritma ne yapıyor? Genetik algoritma sadece arabaları oynatıyor. Oynattıktan sonra iyi olanları alıyor. Onları birleştire birleştire iyiye gidiyor. Pratikte çok kullanılır dolayısıyla. Yani sadece oyunda değil yani. İşte Routing'de bilmem ne de gördük TSP'de kullanılıyor. Peki genetik algoritmanın bir ilişkisi de reinforcement da var bence. Şimdi genetik algoritma ile reinforcement birbirine çok benziyor.
Genetik algoritmada bir environment'ımız var. Environment'ı basit olarak implement edebiliyoruz. Popülasyon oluşturuyoruz. Etiketlemeye veya matematiksel olarak kural çıkartmaya gerek kalmadan veya kötü bir fitness function, hani kötü bir iki tane parametreyle yapacağımıza o genel olarak çerçeve öğreniyor. Dolayısıyla neural network ve genetik algoritma çok güçlü. Ama şöyle bir şey var. Genetik algoritmada popülasyon var. Ve hani problem düşünürseniz o kadar da zor değil. Girdiler tanımlanabiliyor. Örneğin diyorum ki 8 tane uzaklık. Bilmem neyleri al. Dolayısıyla orada problem aslında girdi tanımlanabiliyor. Şimdi girdiği tanımlayamıyorsanız veya işte popülasyon üretip defalarca deneyemiyorsanız ne yapacaksınız? Bunun daha advanced hali reinforcement. Reinforcement'ı implement etmesi çok zor. Ama çok zor problemleri eğer harika, çok güzel implement ederseniz çok harika sonuçlar alabiliyorsunuz. Reinforcement da şu. Dört tane özelliği var. Environment, agent, action, reward. Bir kere environment'ınız dinamik olacak. Yani sürekli değişiyor olacak. Environment sürekli değişiyor. Dolayısıyla işte şu durumda şunu yap, şu durumda şunu yap bir şey yaramıyor. Bir agent'ınız eski bir individual hareket edecek. Bazı action'lar yapacak. O action'lar sonunda environment'ı değişecek. Pozisyonu yani state'i. Sonra ona göre de iyi veya kötü yaptığına göre sadece şunu diyeceğiz. Senin reward'un bu. İyi bir şey yaparsa 1 vereceğiz. Çok iyi yaparsa 10, kötü yaparsa eksi 1. Çok kötü yaparsa eksi 100. O ne yapacak? Action'larının belli durumlardaki action'lardan sonra benzer durumda benzer action yapmayı öğrenecek. Ama environment sürekli değiştiği için çok orijinal pozisyonlar bile çıkabilir. Ona rağmen bir şeyler yapmayı öğrenecek. Reinforcement bu. Ne yaparız en basit? State'lerimiz vardır. Action'larımız var. Action'a reward belirliyoruz. Reward'da da bizim state geri değişiyor. İki boyutlu bir matris tanımlarız. Her biri bir state. Bu state'ten şu state'lere geçebiliriz atıyorum. Şimdi ne olacak? Bu state'ten şu state'e geçtim. O state'e geçince algoritma aldı model. Random bu state'ten başladı. Şimdi ne yapar? Hangi state'e geçerse tahmini action'ı reward'u en yüksekse onu yapar. Buraya gittim. Şimdi ne oldu? Belli bir reward aldım. Ona göre bu tabloyu güncelliyorum. Bu şekilde tabloyu güncelleye bu tablodan action yaptıkça hangi state'de hangi action yapınca reward artmadığına göre bu tabloyu güncelliyorum. Sonra bir state'e gelince işte hangi state'e geçmenin action'ı reward daha çoksa oraya geçiyor. Tam anlatamadım ama bu reinforcement learning. Markov proses yani bir state'ten diğer state'e geçince memories yani o andaki state'e bağlı. Geçmişi hatırlamıyoruz. Öbür türlü implement etmesi çok zor. Pure learning biraz önce anlattığım tablo. Ve deep Q learning var. Deep Q learning'de de tablo yerine neural network initialize ediyoruz. Neural network bana bir action sonucu veriyor. O action'a göre bir reward veriyorum. O reward fonksiyonuna göre neural network'ü update ediyorum. Ben çalışmadım. Çok karmaşık bir şey. Çok karışık bir şey ama çok güçlü bir şey. Bununla matematiksel problem bazı algoritmalar çözülüyor. Oyunlar iyi çalışıyor. Başka routing problemi gibi optimization problemleri çözülüyor. Mesela bakalım. Explore exploit var. İlk başta random çalıştırıyorsun. Atıyorum en iterasyon çalışıyor. Tabloyu güncelliyor veya neural network güncelliyor. Sonra kaldığı yerden devam ediyor. Mesela IO robot göndereceksiniz. Ne yapmak istersiniz? Reinforcement learning. Veya environment seçenek sürekli değişiyor. Ne yaparsınız?
İşte bir robotu alırsınız, salonunuzda eğitirsiniz. Engeller koyup veya bir kale koyup bilmem ne koyup sonra yeni bir yere gittiğince yeni bir başkasının salonunda engelleri aşmasını beklersiniz. İşte o zaman reinforcement çok iyi. Q-learning, deep Q-learning anlattım. Q-learning'de state az olacak, tabloyu gösterebileceğiz. Deep Q-learning'de daha kompleks olacak. Mesela burada bir örnek veriyor. Q-learning ile sinek oynatıyor. Bunun bir şeyi vardı. Bunun tablosu vardı ya. Hani bunu niye öğretiyorum? Makine öğrenme, evet. Makine öğrenmenin alt dalı. Ama hani algoritma optimize ederken veya hani bir problem, çok karmaşık problem kullanırken çözülüyor. Ama bu çok daha zor. Genetik algoritma basit problemlere input'u tanımlayabildiğimiz, özdeklerini çıkartabildiğimiz uygulanıyor genetik algoritma. Bu daha da karmaşık. Dolayısıyla bunu uygulamak daha da zor. Mesela yine aynı şekilde gördüğünüz gibi sinek oynuyor. Gördüğünüz gibi çok iyi sonuç veriyor. Mesela burada biraz anlatıyor da. Mesela action. Ne demiştim? Genetik algoritmada fitness ayarlaman zor. Kromozom bulman zor. Burada bu daha da zor çünkü environment değişiyor. Ve state'leri belirlemeniz lazım. State'ler aşırı sayıda olabilir. Dolayısıyla aşırıysa, çoksa yine razısınız. Q-learning tablo. Öbür türlü neural network yapıyorsunuz. Neural network'ü eğitmesi zor. Hadi tablo yapıyoruz diyelim. Sen reward ayarlamak zor. Burada mesela oyun kazanırsanız eksi 100. Yemek gelse artı 100. Başka mesela geziyor. Örneğin gezerken enerji harcasaydı eksi 1 diyecektik. Yani enerji harcaması eksi 1. Oyunu kaybetmesi eksi 10 gibi. Ama bariz değil aslında. Burada basitmiş. Bu kadar basit olduğunu bilmiyordum. Action ne? 1-0-0-0-1-0-0-0-1'miş. Her seferinde alacak. Bulunduğu yere göre action'a karar verecek. Böyle yapınca oynuyor. Gördüğünüz gibi modelimiz var. Modelde ne var? 11 tane girdi var. Başında girdiği anlatıyor bu arada. 11 tane girdi varmış. 3 tane output var. 1-0-0-0-1-0-0-0-1. 11 tane girdi tanımlamıştı. İşte yemeğe uzaklık, önündeki duvara uzaklık falan. Bir de hidden katman var. Basit bir neural network. Zor olan eğitmesi tabii. Nasıl update edeceğimiz. Onun da şeyi var. Bellman equation var. Q-learning'de Bellman equation. Ama deep Q-learning nasıl? Onu tam bilmiyorum. Update rule varmış formülleri falan. Bu şekilde oluyor. Evet. Bu son anlattığım son 45 dakika garantisi yok tabii. Ama çok kullanılıyor. Onun dışında sınava da dahil değil tabii ki. Biraz tahminim uzun sürdü. Bana göre şeydi. Her sekmeye 2 dakika harcayacaktım ama konuşunca o kadar olmuyor. Sizi yordum biraz. Sorunuz yoksa durdurayım. Sorunuz var mı? Yok efendim. Tamam, durduruyorum o zaman.